Merhaba arkadaşlar, direksiyon eğitmeniniz Sinan Hoca ben. İki araç arasında park şeklinde ifade edilen parkı nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Park alanına girerken nasıl hizaladığını, bakın lastiği nasıl hizaladığını görüyoruz. Önden de yine tam sağ yapmıştı, iki hamlede parka örnek. Şimdi tam sol yaptı, dubaya değmeden buradaki alana girerken izliyoruz. İki lastiği de sarıya değecek şekilde. Çok güzel bir park oldu. Bu da dışarıdan yapılışına güzel bir örnek. Arka taraftan bakın, değmiyor. Mesafesi yan taraftan paralel. Gayet güzel bir park. Bu alana aracımızla birazdan yaklaşacağız. Yerde gördüğünüz beyaz bir çizgi var. Burada da bir duba var. İki hamlede park yaparken aracımızı bu iki tane çizginin tam arasına, yani buraya doğru lastiklerimiz gelecek şekilde ayarlıyoruz. Tekrar aracımızın içerisindeyiz. Vitesimizi 1'e attık ve vitesimizi el frenini indirerek aracımı az önce gösterdiğim çizgiyle duba arasına debriyajımı yavaşça kaldırıp kavramadayken güzellikle yerleştiriyorum. Ve sağ tarafta gördüğümüz bu kelebeği, dubayı kelebek camında görene kadar ilerliyorum. Kelebek camının oraya geldiğinde ya da arka camın, kelebek camının orada göremiyorsanız arka camın tam burasında, bakın şurada gördük. Burada gördüğünüzde debriyaj, fren yapıyorsunuz, duruyorsunuz. Bu haldeyken aracımızın görüntüsü bakın bu şekilde oluyor. Kelebekle hizalanmış haliyle. Evet, aynı şekilde bakın arkadan görüntüsü. Lastiğim nerede? Beyaz çizgiyle dubanın tam arasında bir yerde. Duracak şekilde kelebekle de böyle hizalıyorum. Bunu doğru yapmazsam aracım uygun şekilde girmez. Tekrar aracın içerisindeyim. Artık aynalarımı ayarlıyorum. Sol aynamı aşağıya indiriyorum. Lastiğimi görecek şekilde iki hamlede park nasıl yapılır? Onu çalışıyoruz şu anda. Lastiğimi görecek şekilde solumu indirdim. Sonra sağ aynamı bakın aşağı indiriyorum. Görüldüğü üzere her ikisini de lastiklerimi görmem gerekiyor. İkisini indirdikten sonra artık bu parkta, iki hamlede parkta biliyorsunuz iki tane hamlemiz var. Bir tam sağ yapacağız önce. Sonra da çizgiyi sol aynada hizaladıktan sonra tam sol yapacağız. Ama doğru yere getirmemiz lazım. Direksiyonumu tam sağa çevirdim. Vitesimi geriye atıyorum debriyaja basarak. Daha sonra debriyajdan birden kaldırmıyorum. Yavaşça böyle kaldıracağım. Araba bakın hareketlenmeye başladı. Gözümde nerede? Çizgide. Yani aynadan lastiğimin çizgiye değip değmediğini, ne kadar geldiğini takip ediyorum. Çizginin oraya doğru gelirken bir hizalama yapacağız. Sarı çizgi gözükmeye başladı. Evet, sarı çizgiye doğru geliyorum. Bu sarı çizginin oradaki görüntüsü. Evet, arka lastiğin biraz geçmesi gerekiyor sarı çizgiyi. Bir dört parmak kadar geçtikten sonra duruyorum. Artık sağdaki hamlem bitti. Bu haldeyken aracımın parktaki görüntüsünü gösteriyorum dışarıdan. Tekeri hizaladığımda nasıl gözüktüğünü, lastiğin çizgiye olan uzaklığını gösteriyorum. Yine bakın parktan arkadan görüntüsünü gösteriyorum. Şimdi tam sol hamle yapacağız ve içeri girecek. Evet, tekrar içerideyim. Şimdi direksiyonumu tam sol yapıyorum. Aracımın sağ tarafına oturdum ki size daha rahat sağ tarafı gösterebileyim diye. Geri vitesime değdi zaten. Ben göstermek için bir almıştım. Şimdi tam soldayken bu sefer sağdaki aynaya bakıyorum. Sağdaki yerdeki bu aynamı kontrol etmem çok önemli. Yani lastiğim değecek mi? Sarıya değecek mi? Yani değmiyorsa ona göre hareket edeceğim. Gerekirse direksiyonu biraz sağ yapacağım. Ama değiyor mu? Değmiyor mu? Debriyajı yavaşça kaldırarak buna bakıyorum. Tekrar burayı göstermek istiyorum. Lastiğim sarı çizgiye değiyor bakın. Değdiği için hiç dokunmuyorum. Aracım paralel oluncaya kadar geliyorum. Ve tam paralel olduğunda duruyorum. Tam bu haldeyken şunu unutmuyorum ki lastiğim dışarıda. Eğer
paralel olduğunda durmaz, geri gelmeye devam edersen bu lastik bu şekilde geri değer. O yüzden geri gelmemeliyim. Tam paralel olduğunda durmalıyım bu şekilde. Bu çok önemli arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Çoğu arkadaşımız burası paralelken böyle durmayıp gelmeye böyle devam ediyor. Böyle devam ettiğinde de bakın alt taraf değiyor. Buraya özellikle belirtmek istiyorum. Ayrıca burada artık her iki lastiğimiz de bakın değiyor. Bakın dışarıdan görüntüsünü gösteriyorum. Her iki lastiğim de sarımın üzerinde. İki hamlede park yaptık. Ve arka tarafta arkadaki dubayla tamponun arasındaki mesafe de gayet yeterli. Ön tarafım zaten yeterli. İki hamlede böylelikle parkı tamamlamış olduk. Dediğim gibi aynada paralelliği korumayı unutmuyorsunuz. Peki az önceki örnekte değmişti. Ya değmese? Peki ya değmese? Yani ne demek istiyorsunuz hocam? Yani şunu demek istiyorum. Siz tam sağa ayarladınız, tam solu yaptınız, çizgiyi solda ayarladınız, geliyorsunuz. Aynadan bakarken böyle lastiğiniz sizin değecekmiş gibi geliyor. Siz de hiç dokunmadınız. Bakın. Sanki değecekmiş gibi geliyor. Ve kenarında kalıyor. Şimdi bu değmeme ihtimali var. Ucundan da dokunabilir. Biz riske etmiyoruz. Böyle bir durumda ne yapmanız lazım? Bunu göstereceğim. Eğer akışına bırakırsanız değmeme ihtimaliyle karşı karşıya kalırsınız. Peki ne yapacağız? Şimdi direksiyonum tam soldayken. Tam soldayken geliyorum. Değil mi? Tekrar baştan anlatıyorum. Ve geliyor, geliyor. Baktınız ya bu değmeyecek galiba diyorsunuz. Tam bu noktaya geldiğinizde lastiğinizin yarısına kadar kısmı sarının üzerine geldiğinde hala bu değmiyor. Ya değmeyecek ikilemine girdiğinizde şunu yapın. Direksiyonunuzu burada, tam burada durun. Yani tam bu aşamaya geldiğinizde durun. Direksiyonunuzu tam soldayken 1,5 tur. Düzleyin direksiyonu ve lastiğiniz sarı çizgiye değinceye kadar gelin. Yere basan kısmı değdiği an duruyorsunuz. Bakın biraz daha değdiği an duruyorsunuz. Tekrar tam sol yapıyorsunuz. Bakın arka dubaya değmeden ne oldu? İki lastiğimizi de içeri almış olduk. Bu bize neyi sağlar? Tekrar ileri geri iki hamle yapmamamızı sağlar. Erken dönersek tabii bunu bu şekilde yapıyoruz. Ya geç dönersek ne olacak? Şimdi onu göstereyim. Yani geç dönerseden kastınız ne derseniz şunu demek istiyorum. Sol taraftaki çizgi, aracımızın solundaki çizgi, hani bir 4 parmak kadar geçmiştik az önce. Eğer daha fazla geçerseniz bu taraf sıkışmış olacak. Kaldırım tarafı sıkışmış olacak. İşte böyle bir durumda ne yapacağız bunu göstereceğim şimdi. Fazla geçtiğimiz şekilde ayarladım ben. Sizle beraber yapalım. Yine tam solla geliyoruz geriye. Geri vitesimize attık. Aynadan bakıyoruz. Bakın. Tam solla eğer sol taraftan çizgiyi fazla geçersem bakın çizginin üzerine basmakla kalmıyor. Aynı zamanda ne yapıyor? Kaldırıma gidiyor. Kaldırıma değersem kaldım. Mecburen burada duracağım. Ama bu haldeyken ön tekerim de değmiyor. Yani bu pozisyon bakın araç ön teker dışarıda. Bu durumda park olmuyor. İki lastiğin de değmesi gerekiyor. Eğer böyle fazla gelirseniz arka taraf ne olacak? Kaldırıma değecek. Kaldırıma değerse kalırız. Değmemesi için durduk biz. Şimdi aracımızın ön tekerinin değmesi gerekiyor. İşte bu durumda ne yapacağız? İki hamle hakkımız var. Tam sağ ileri yaparak kurtaracağız. Yetmezse bir de tam sol geri yapma hakkımız var. Yani içeri girdikten sonra burada iki hamle hakkımız var. Bir lastiğimizi sarıya değdirdiğimiz için, içeri girmeye başardığımız için iki hamle hakkı verdiler. Çıkarken kaç hamle hakkımız var? İstediğimiz kadar ileri geri yapabiliriz. Ama önce bir içeri girmeliyiz. Direksiyonumuzu tam sağ yapıyoruz. Vitesimiz 1'de. Genellikle arkadaşlar burada vitesi de geri vitesi de unutuyorlar. Buraya geriyle girdikleri için. Bu şekilde kaldırıma yakın duruyorlar. Burada tam sağ ileri çıkacağız. İlk yapmanız gereken vitesi 1'e almak. Eğer geride unutursanız ileriye gittiğinizi zannederek geri gidersiniz. Ve bu da sizin kaldırıma çarpmanıza ve kalmanıza neden olur. Aman ha diyorum. 1'e atıyoruz. Tam sol sağ yapıyoruz. Lastiğimizden de görüldüğü üzere debriyajı hızlı değil, çok yavaşça kaldırıyoruz. Bakın üzerine değdiğinde yine paralel olduğunda aynada. Hala tam paralel değil. Bakın paralel olduğunda buradan baktığımda
duruyorum öndeki dubaya değmeden. Ha hala değmemiş olsaydı bu sefer tam sol geri yapıp lastiğimi değdirecektim. Peki içeri girmeyi başardık. Evet, Habibe Hanım'la park çalışırken örnek bir hata yaptı. Mesela sol tarafta çizgiyi geçtikten sonra ne yaptı? Tam sol yapması gerekiyorken fazladan geçti. Bu sefer kaldırıma gitti. Az önce verdiğimiz örneğe bir şey oldu. Evet, tam sağ ileri hakkını kullandı. Şimdi ne yapması gerekiyor? Tam sol geri yapması gerekiyor. Acaba bu iki hamle hakkını doğru kullanarak girebilecek mi? Evet. Debriyajı yavaş kaldırması lazım. Geri vitesi atması lazım. Bu haliyle evet. Bakın arka taraf kaldırıma değdiğinden dolayı iki hamleyi doğru yapsa bile yetmedi. Yetmedi görüyorsunuz. Demek ki ne yapmamız lazım? Sol taraftaki bu çizgiyi geçerken, şu çizgiyi geçerken fazla geçmememiz lazım. Dışarı nasıl çıkacağız? Bu da çok önemli. Buna da çok dikkat ediyoruz. Şimdi onu yapalım. Dışarı çıkarken burada dikkat edeceğimiz mesele, eğer az önceki gibi kaldırıma yakın olduğumuzdan dolayı tam sağ ileri yapıp aracımızı ileri almışsak öndeki bu dubayla aramızdaki mesafe çok daralmıştır. Bakın ön tarafa doğru manevra yaptığımız için bu mesafe çok daraldı ve bizim buradan çıkmamız çok zor. Çok zor. Buradan kurtarmamız çok zor. O nedenle aracımızı geriye almamız gerekiyor. Neden? Çünkü geride payımız var. Bakın. Ön taraf dar, arka taraf geniş. Geriye alacağız. Dubalara çarpmadan. Tekrar içerisindeyiz. Peki unutmamamız gereken bir şey var. Lastiğimiz düz değil. Yani tam sağ ileri gitmiştik az önce sarıya değdirmek için. O nedenle lastiğimiz yanda. Görüyorsunuz lastiğimizin durumunu. Bu lastiği bizim düz yapmamız gerekiyor. Direksiyon nasıl düzleniyordu? 1,5 tur çevireceksiniz. Ya da Ford yasına bakın. Bir kere düz gördüm. Devam ediyorum. İkinci kere düz gördüğümde direksiyonum düzdür. Artık lastiğimin de düz olduğunu görüyorsunuz. Şimdi burada bizim yapmamız gereken şey artık çıkışa hazırlanmak. Altın kuralımız var. Çıkmadan önce yapacağımız ilk iş, sinyali verdim mi? Dörtlümüzü kapatıyoruz. Sinyalimizi vereceğiz. Ama ne yapmamız gerekiyordu? Önce geri gelmemiz gerekiyordu. Evet. Biz de unuttuk ama fark ettik. Fark ettiysek hiç problem yok. Çıkarken kaç hamle hakkımız vardı? İstediğimiz kadar hamle yapabiliriz ileri geri. Önce geri vitesi atıyorum. Daha sonra yavaş yavaş debriyajdan ayağımı kaldırıyorum. Birden değil kesinlikle. Acele etmiyorsunuz. Sınavda kimse size acele ettirmiyor komisyon başkanları. Yeter ki doğru yapın. Yavaş yavaş kavramayı yakaladığımda debriyajda yavaş yavaş geliyorum. Buradan çok yapılan hatalardan biri de debriyajı kaldırırken aynı zamanda da frenle yavaşlanması. Yani benim önerim debriyajda kavramayı yakaladıktan sonra sadece debriyajla kontrol etmeye alıştırın kendinizi. Eğer yarım debriyaj hem de frene basarsanız araba titremeye, kasılmaya, bir süre sonra da stop etmeye başlar. Şimdi aynadan takip etmem lazım lastiğimi. Eğer görebiliyorsam bu aynadan dubamı takip etmem lazım. Bakın buradan dubamın mesafesini az çok kestirebiliyorum. Ve buradaki alan bana yeter mi diye bakıyorum. Yeter diye düşünüyorum. Artık sol sinyalimi veriyorum. Sol sinyalimi verdim. Direksiyonumu tam sol yapıyorum. Yine çok önemli, vitesimi 1'e atıyorum. Yoksa ileri gidiyorum diye arkaya giderim ve dubaya çarparım. Sinyalimi verdim. Çok önemli. Aynamı hemen düzeltiyorum. Araç geliyor mu diye arka tarafı kollayacağım. Olabildiğince dışarıya ayarlayacağım. İki kapı kolumu görsem yeter. Sol taraftan çıkacağım. Hem buradan bakıyorum. Aynı zamanda da beni görüyorsanız bakın başımı da çevirip kontrol ediyorum. Burayı kontrol ederken unutmuyorum, dubayı da kontrol ediyorum. Eğer dubaya çarpmıyorsam, sağ öndeki dubaya, aynamın hizasına getirebildiysem artık direksiyonumu kontrollü bir şekilde sağ yapabilirim. Ama debriyajı çok yavaş kaldıracağım. Arabamı nasıl yavaş döndürüyorum görüyorsunuz. Hiç aceleye gerek yok. Bazı arkadaşlar birden çıkıyorlar. Yanlış. Misal burada göstereceğim.
Mesela bazı arkadaşlarımız burada sinyali verdikten sonra vitesi 1'e atıyorlar ve şu şekilde çok hızlı çıkıyorlar. Böyle hızlı çıkıp birden böyle çeviriyorlar. Kendilerine panik yaptırıyorlar. Bunun ana nedeni debriyajı doğru kavramamak. Debriyajı halbuki ne yapacağız çıkarken? Debriyajımızı biz yavaşça kavrayacağız. Yani titreme anına gelinceye kadar. Bakın yavaşça debriyajımı, freni bıraktıktan sonra debriyajımı kaldırıyorum. Arabanın hareketlendiği yere geldiğimde, bakın arabam gitmeye başladığında daha ayağımı hiç oynatmıyorum. Sadece direksiyonumu ona uygun olarak oynatıyorum. O yukarı kalkmaya çalışsa bile ben aşağı doğru bir direnç gösteriyorum debriyaja. Ve onun sabit kalmasını sağlıyorum. Ve yola çıkıp yolu düzledikten sonra direksiyonumu düzlüyorum. Bu da çok önemli. Yani ve düzledikten sonra gaz veriyorum. Yani çıkarken yavaş yavaş debriyajla çıkacağım. Yolumu düzleyeceğim. Tekrar gösterelim. Çıkıyorum, debriyajla yavaş yavaş çıkacağım. Direksiyonla, evet, aracımı düzleyeceğim. Direksiyonumu toplayacağım. Gazımı ondan sonra basacağım. Bu şekilde parkımızı kolaylıkla yapabiliriz. Eğer videomuzu beğendiyseniz bize yorumlarınızla, beğenilerinizle abone olarak destek olursanız mutlu oluruz. Tekrar görüşmek üzere. Merhaba. Kanalımızda direksiyon sınavı ve derslerine yönelik hazırladığımız farklı konularda birbirinden kaliteli eğitimler bulunuyor. Siz de ehliyet sahibi olmak istiyorsanız aramıza katılın. Bizi Instagram'da takip etmeyi unutmayın.